Teknoseyer'e hoş geldiniz. Bugün akıllı ampul inceleyeceğiz. Yani biraz farklı, alıştığınız gibi değil. Ee, Silvanya markası. Herhalde Teknoseyer'e ilk defa geliyor. Ama birçoğunuzun aslında belki de farkında olmadan kullandığı bir marka. Ee, ben küçük çocukken bile evdeki bazı floresan ampuller Silvanya'ydı. Ee, dolayısıyla aslında kullanıp da fark etmiyor olabilirsiniz. Çok yaygın olarak ürünleri Türkiye'de de satılmış bir marka. Şimdi ama tabii ki bütün aydınlatma firmaları bir dönüşüm içinde. Çünkü işi aydınlatma olmayan firmalar akıllı ampul işine girdiler. Biz de çok inceliyoruz işte TP-Link'ten akıllı ampulleri vesaire çok gördünüz. E, klasik ampul satanlar da şimdi bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyorlar. Bu da onun adımlarından bir tanesi ama bunun üstünde her ne kadar smart yazsa da bildiğimiz akıllı telefonlardaki uygulamalarla yönetilen akıl anlamında değil. Onu biraz sonra göreceksiniz. Şimdi birkaç tane örnek verdiler Bu kadar aslında daha fazla örnek var ama bu benim önümdekilerde ilginç olanları. Şimdi bence en ilginçini sona saklayacağım. Şöyle bir defa Silvanya'nın led ampulleri bunlar led ampul. Led ampullerde ne niçin led ampul alıyoruz diye konuşursak artık floresan ampuller de zaten emekli edilmişti. Ekonomik ampuller, de, o spiraller vesaire. O da artık yok. E, Herkes LED'e dönüşüyor, dönüyor. E, fiyatları da uygun hale geldi. E, avantajı şu, az tüketim, e, yüksek verim üstelik ışık kalitesi olarak da e, gayet tatmin edici oluyorlar. İşte o da CRI değeri olarak kutulara girdi. Artık şeye bakıyorsunuz burada. Bütün LED ampullerde bize kolaylık olsun, rehber olsun diye e, şeyin e, değeri yazar. Mesela bu 60 watt ampule denk geliyordu yani kafamızda eski usul canlandırabilelim diye öyle yazıyorlar ama aslında 8.5W'lık bir ampul. Dolayısıyla e, gayet tasarruflu e, bir LED ampul. E, burada daha önce bilmediğimiz yani e, eski ampullerde görmediğimiz CRI diye bir e, kavram giriyor işin içine. Bu da şu ürettiği ışığın e, daha doğrusu şöyle. Bir LED ampulle bir yeri aydınlatmak istiyorsunuz. Onun diyelim ki fotoğrafını çekeceksiniz. Ee, ya da işte siz bir mağazacısınız. Bir şeyler satacaksınız. O CRI değeri ne kadar yüksekse e, sattığınız şeyin ya da çekmek istediğiniz şeyin e, ışı, renkleri o kadar doğru gözükür. Ne kadar azalırsa renkte o kadar sapma meydana gelir. Siz düzeltmeniz gerekir ama işte canlı canlı mağazaya koydunuz bunları. Düzeltme şansınız yok. Fotoğrafta oynayabilirsiniz. Dolayısıyla mesela bizim stüdyoda kullandığımız LED'lerin, LED, LED aydınlatmaların CRI değerleri 90'ın üzerinde. Bunlar 80. 80 zaten sınır olarak kabul ediliyor. 80'in ürettiği ışık doğruluk anlamında kabul edilebilir seviyede. Bunların hepsi CRI değeri 80. Altında olan ampulleri ben pek almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü CRI değeri de ampulü kullandığınız zaman kullandıkça azalabiliyor. Dolayısıyla sınırda olması Birazcık riskli ama ev aydınlatması için alıyorum. Başka bir derdim yok diyorsanız çok kafaya takılacak bir şey değil. Sadece profesyonel aydınlatma istiyorsanız renk doğruluğu önemliyse C değerinin yüksek olması lazım. Şimdi bunlar da bunların haricinde başka özellikler var. Smart özelliği ne? Şimdi mesela bu Toledo serisi bu arada hepsi step dim olanı. Şimdi step dim olunca aslında şöyle anahtarlamayla çalışıyorlar. Yani herhangi bir uygulamayla değil bir şeye basıyorsunuz işte anahtara bir, bir saniye içinde bastığınız zaman mod değiştiriyor. İki modu var. Mesela bu %100 yanarken tasarruf yüzde %30 tasarruf ediyor. Gücü kısıyor. Ve tabii ki kullandıktan sonra ışığı söndürdünüz. Bir daha ertesi gün tekrar açtınız ya da 5 dakika sonra açtınız. Eski parlaklığında tekrar yanıyor. Tasarruf moduna girmesini isterseniz yine anahtarlıyorsunuz. Buradaki şey hızlı yapmanız hilesi hızlı bir şekilde açıp kapadığınız zaman e, mod değiştiriyor ve enerji tasarrufu moduna giriyor. E, normalde hepsinin de e, çalışma e, şeysi A+ enerji tasarrufu e, etiketi diyelim. A+ Tabii şey diye sorabilirsiniz. Ya bu, biz bunu anahtarlayarak kullanacaksak kaç kere bunu yapabiliriz anne hani bu şekilde? Üstünde kendi verileri tabii ki biz bunu e, kendimiz test edemeyiz. 50.000 anahtarlama demiş bu. E, yüksek bir rakam. Şu hariç hepsi E27 ampul. O da şu e, duş görüyorsunuz. Biz de testlerimizi şunun üstünde yaptık. Şuradan anahtarlama testlerini buradan yaptık. E, o şekilde test ettik E27'leri. Bu böyle Stepdim'de enerji tasarrufunu tek tuşta sağlamış oluyorsunuz. Şuna bakalım. Bu Twinton, Bu da 8 watt 60 watt'a tekabül ediyor. Bunda da Kelvin değerleri çeşit çeşit. E bu da hani e duruma göre odadaki ambiyansı değiştirmek istediğiniz zaman yine tek tuşla tek tıklamayla ampulün modunu değiştirmeye yarıyor. Sıcaktan soğuğa doğru gidiyor. Yine eğer kapatıp açarsanız eski halinde açılıyor. 2700 modunda açılıyor. Bunu da işte Mesela ben ne zaman kullanıyorum derseniz bazen fotoğrafa efekt vermek için direkt sonradan yapmaktansa fotoğrafa daha başından ışıktan ayar veriyorum. Kendi akıllı ampullerimde. Bunda da işte iki mod var. Yine artık duruma göre siz seçebiliyorsunuz. Daha çok size göre olanın enerji tasarrufu olacağını tahmin ediyorum. Çünkü genelde ev aydınlatmasında niye hani sıcaktan soğuğa gidelim diye düşünebilirsiniz. Doğru. Çok şart değil. Şimdi şuna bakalım. Bu light sens. Bunun da özelliği 300 lüksün altında indiğinde otomatik yanması. Bunda anahtarlama falan yok. Bu e, doğrudan bağladığınız zaman üstünde sensörleri var. Şöyle onu göstermem lazım. Diğerlerinde pek gösterecek bir şey yok. E, şunda gördüğünüz gibi sensörleri var. Bu da e, ortam karardığında 300 watt'ın altına e, 300 lüksün altına indiğinde kendini açıyor. Şimdi benim favorim olan şu Toledo Presence bunu da göstereyim. Şimdi normalde standart ampulde böyle şeyler yok. Bundaki bir çıkıntıyı görüyorsunuz. Bu da hareket sensörü. Şimdi bunun bence buradaki en ilgi çekici ve hani ee size de bence ee en çekici gelecek ürün bu. Bir gerçi bu biraz da pahalı olduğu için ee soğutabilirsiniz ama şimdi bunu taktığınız zaman normal yanıyor. Fakat 40 saniye sonra ortamda bir hareket görmezse enerji tasarrufu moduna giriyor. Birazcık ışığını kapatıyor. Hiçbir şey görmezse de, hiç hareket görmezse de devam ederse bir dakikanın sonunda kendini kapatıyor. Dolayısıyla e, hareket sensörü sayesinde full tasarrufa doğru gidiyorsunuz. Ha şey diyebilirsiniz. Ya ben e, işte sürekli hani tuvaletlerde vesaire bir yerlere gittiğimizde elimizi sallarız ya söner. O kadar gıcık olur muyum? Yani zannetmiyorum ama sonuçta hani tek başınıza yaşıyorsunuzdur. E, ev, evde hareket azdır. Dolayısıyla evet otururken bir anda ışık sönmeye doğru gidebilir. Ama genelde hani şöyle düşünmek lazım bunun senaryosunu. Bunu taktığınız odadan çıktınız. Başka odaya geçtiniz. Mutfağa geçtiniz. Bu da o siz içerideyken tasarruf moduna geçiyor. Hatta kapanıyor. 3 metreye kadar sensörü e, hareketi algılayabiliyor etrafında. Ben evde denedim açıkçası bunu e, çalıştırdığımda. Sensöründen yana bir sıkıntı yaşamadım. Hep benim hareketimi algılamayı başardı. E, ama tabii ki hani bunu bir şeyin içine koyarsanız o kabiliyetinden e, feragat etmiş olursunuz. Bu açıkta durursa ideal bir şekilde harekete algılıyor e, 174 lira benim bulabildiğim şu an internette diğerleri daha 60 küsür lira civarında gezerken bu biraz daha pahalı şu E14 e 27 olmayan Silvanya modeli toledonun bu gördüğünüz gibi E14 olduğu için bu genelde özel e, şeylerde abizelerde falan görüyorsunuz bu tip mum tipi e, aydınlatmaları bunun da gücüne bakalım şimdi bunda Steptim var az önce anlattığım anahtarlanınca %30 enerji tasarrufu yapan modelle aynısı fiyatı da aynı zaten küçük olduğuna bakmayın bununki de 40 wattmış bunun aydınlatması gücü genelde bunu zaten taktığınız yerde bundan birkaç tane oluyor diziyorsunuz o biraz daha dekoratif ürünlerin ampulü hani isteyen olursa onu da yapmışlar getirmişler satıyorlar. Totalde baktığımız zaman şurada hani en güçlüsü hangisi diye, şimdi 60 watt, 60 watt ve 60 watt. Şu üçü 60 watt olarak ayrılıyor. İçlerinde en kuvvetlisi bu presence olan bu 75 watt çünkü 12 watt aslında özünde. E, 75 watt'a çıkıyor. E, i̇şte şey kullandığınız zaman e, hareket sensörlü olduğu için de kendini kısa kısa en sonunda da kapatıyor bir dakika sonunda. E, şöyle yani genel birkaç şey daha söyleyeyim. 15.000 saat ömür diyor. Şimdi bunu ölçmek mümkün değil. Bu, bu daha önceki ekonomik ampullerde de böyleydi ama onlar anahtarlanmaya bu kadar e, dayanamıyorlardı açıkçası. O yüzden bu ömürlere biz doldurduklarını pek göremedik. E, böyle yüksek saat iddialarına rağmen çatır çutur bozuluyorlardı. Kararıyorlardı, gidiyorlardı. LED'lerin ben kendi şahsi kullanımında daha uzun ömürlü olduğunu söyleyebilirim. E, ben bütün evdeki ampullerimi LED'lerle değiştirdim. Sonuçta Silvanya'nın normal LED ampulleri de var. Yani bunları almak zorunda değilsiniz. Bunların özelliği sadece işte daha biraz esneklik isteyenler için çok böyle akıllı telefon uygulama işine girmeden ikinci bir mod koymak olmuş aslında bakarsanız. Ev şartlarında bazılarının çok anlamı yok. Bazıları belki tam aradığınız şey artık o sizin bileceğiniz iş. Dediğim gibi burada olmayan modelleri de var. İnternetten aratırsanız görürsünüz. Bazıları hani video Yayına girdiğinde satışta olur mu olmaz mı çok e, emin değilim. Aratın bakın. Sonuç itibariyle güç tasarrufu için bugün evimizdeki ampulleri LED ile değiştirmekte bir sakınca yok. Silvanya bu işin eski markalarından bir tanesi. Ben şahsen e, güven anlamında bir sıkıntı yaşamıyorum. E, kendi evime alır kullanırım. E, onun dışında artık bu modlardan hangisi size hitap ediyorsa e, onu kullanırsınız. Ben hani tahmin ediyorum ki en hani şey olan e, böyle Hani bunu kullanabiliriz diyeceğiniz olan şu Stepdim olacaktır. Çünkü anahtarlama yoluyla tasarruf moduna sokuyorsunuz. O tamamen sizin kontrolünüzde oluyor. Hani belki şeyde presence'da birazcık tereddüt edebilirsiniz ya elimizi mi sağlayacağız habire diye. Ee, ama burada kontrol sizde. Fiyatı da daha uygun. Hani ben olsam zannederim bunu daha Stepdim'i tercih ederdim. Kendi e, standart kullanımımda. Ürünler böyle. Bakalım daha ilginç ürünler gelirse de deneriz. Bakarız. E, Bunlar şu anda benim elimde olanlar ve piyasada da bulabileceğiniz ürünler. Dediğim gibi fiyatları için e, arama motorlarını kullanın bulun. Şu an piyasada çeşitli yerlerde bulabiliyorsunuz. Hem internette ve sokakta da var muhtemelen ben hep internet araştırdım. E, i̇thalatçısının da hakman olduğunu belirteyim. E, onu, o da sektörün eski firmalarından bir tanesi böyle merak ettiğiniz bir şey olursa yorum alanlarında bakın ampuller daha elimizde detayları yine orada da konuşmaya devam ederiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere